Ne haber millet? Yusuf'la bu kanalda hoş geldiniz. Ben Yusuf Pınarbaşı. Aa, kapıyı kilitlememişim. Ne böyle bir yanlış yapıyorum. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, net olalım, net konuşalım. Tamam mı? Şimdi siz bunu pazar günü izleyeceksiniz. Ben zaten pazar günü gece saat 4'te pazartesiye bağlayan gece Adana'ya geleceğim. Hani ameliyat olacak. Ben zaten bugün 24 Nisan, çarşamba günü. Ben bugün Burdur'a gidiyorum. Zaten pazartesi falan döneceğim geri memlekete. Ama arkadaşlar, eğer ki beklediğim bir limite ulaşırsa benim istediğim limit, tamam mı? Ben şuradaki gördüğünüz oda var ya, şuralar falan hepsini yıkıp dağıtacağım. Dağıtacağım dedim yani, etrafın her şeyi boşaltacağız. Açı mavi duvarları boyamayı düşünüyorum. Zaten bir oyuncu odası yapmayı düşünüyorum ben başta. Ve güzel, kaliteli bir oyuncu odası yapmayı düşünüyorum. Bir masal. Hani eğer ki bütçe uygun olursa, bütçe çok olursa bir monitör de alacağım, ayrı bir tane monitör. Ondan sonra ne yapacağız, ne yapacağız? Güzel bir oyuncu odası yapacağız. Şöyle alıcı güçler dolduracağız. Güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Tabii sizin destekleriniz de olacak bunlar zamanla. Ama bu dediğim şey, hemen Mart'ın ilk haftası falan ben başlayacağım artık yapmaya falan. Zaten siz Mart'ın 15'inden sonra burayı tam net göreceksiniz. Çünkü ben yine içerik üretmeye çalışacağım size. Ondan sonra göreceksiniz. Mecbur arkadaşlar, çünkü içeriği size sunacağım. Ben o zaman buralarla uğraşacağım, yapıp dağıtacağım. Çünkü o zaman video çekemeyeceğim hiçbir şekil. O ara zaten ben stok videosu yapıp size paylaşacağım. Paylaştıktan sonra zaten stok videosu bitti mi, zaten sağ benim bu arka planımı göreceksiniz, odayı göreceksiniz. Ben oda vlog olarak da çekeceğim. Paylaşacağım sizlerle. Bu yani. Umarım ve umarım inşallah beklediğim limiti aldırıp, beklediğim limiti aldırsam bu hastane şeyler olacak. Neyse arkadaşlar, Galistasyon'un 10. bölümüne geldiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Var ne yok? Neyse arkadaşlar, direkt bölüme geçiyorum. Geçmeden önce sadece birkaç ricam var. Ondan sonra direkt geçeceğim. Arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız ne olur arkadaşlar? Bu tarz videolar hakkında ilk size haber olup ilk izleyeniniz siz olabilirsiniz. Burada hemfikiriz. Ondan sonra arkadaşlar, bu tarz içeriklerin devamı için like butonuna basarsanız çok çok sevinirim. Zaten aşağıda bir yerde bir like'a basarsanız bizi pek bir şey kaybetmezsiniz. Ondan sonra yorum yapıp yapmamak tamamen sana kalmış, ama bu içerik hakkında bir yorum yapabilirsin istesen. Ha, hiçbir şey yazmak istemiyorsan bile bana bir selam yazarsan, yani selamını alıp cevap veririm sana. Hadi görüşürüz. Görüşürüz ne lan? Hadi oyuna geçelim. Bir dakika. Şimdi bir dakika arkadaşlar, şu çöpü bir önce alayım ben. Şu kız niye gelmemiş ya? Ben bunu şeye basmamış mıyım durdurmaya? Bu çok kötü oldu gerçekten. Ben bunu durdurmaya basmamışım hiçbir şekil. Hiçbir şekil durdurmaya basmadığım için de bu benim hatam tamamen. Benim planladığım gibi gitmedi. Oğlum ben bu çöpü niye alamıyorum? Heh. Planladığım gibi hiç gitmedi ya. Beklediğim şekil gitseydi çok iyi, çok iyi olurdu. E bu kız niye gelmemiş çalışmaya? Saat 9.30 olmuş. Bu kız nerede? Bu kızın parasını mı vermedik? Ne yaptık lan biz? Bizim bir işçimiz vardı. Nerede? Şurada. Kızım sen neredesin salak herif? Gelsene çalışmaya. Nerede bu nevi ya? Bu nerede kalıyordu? Bu kız nerede kalıyordu? Arkada bir yerde kalıyordu sanki. Ya gelemesin kardeşim. Ne oldu? Ne alaka beni bekliyor oğlum? Oğlum it gibi nerede bağırıyor? Ne oldu? Nereye geliyor? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Sen de işe bak. Gidip babamı getirersen takarsan motoru buraya. Babamı getir, motoru buraya niye getireyim geri? Ben onu alayım. Birlikte ben babam çıkacağız. Tabii ben gibi 5 dakika gelirim. Lan bu çocuk ise benim işim gücüm var. Ya valla bir de böyle saçmalama ne yapıyor ya? Bizim şu yolu çok saçma ya. Ben zaten gideceğim bugün kardeşim. Siz niye benimle ilgileniyorsunuz ki, ben onu anlamadım. Abi bir dakika ya, yazar kaza 7 oldu, bir dakika. Şu ürünü bir alalım biz buradan.
Ya bizim o işçi niye gelmedi ben onu anlamadım. İşçiden bir şey anlamadım ki ben. İşçi ya. Hadi çık, hadi çık git ya. Benim anlamadım. Bizim bu işçi nereye kayboldu? İşçinin evi neresiydi ya bunun? Ben evini unuttum tamamen. Bunun evi neresiydi? Ha burası tamam. Salah nerede ya? Çalışıyor mu şu an? Ha çalışıyor tamam çalışıyor. Dörde düştü olur tamam. Ben borçtan dolayı yani oyunun şunlara bir bak sen. Oğlum bunlar her tarafı dağıtmış ya. Bir dakika. Sakin Yusuf'cum. Sakin. Sakin. No problem. Biliyorum. Biliyorum bugün gideceksin zaten. Bekle. Sakin ol. Rahat bir davran. Rahat ol biraz. Tamam. Olur böyle şeyler dostum. Olur. Yapma. Tamam. Sıkıntı yok. Bak şimdi. Bak bu şerefsizler bak. Alkol içiyorlar. Her şeyi buraya atıyorlar. Ver şunu da. Nasıl satayım ya? Bu ne ya? Bir dakika arkadaşlar şey başlatayım. Şey nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Başlat 30 dakikayı tamam. Az. Tamam. Tamam. Şimdi bu da tamam. Aa biz de şey içeriği doldurmadık bir dakika. Şimdi şuraya gel. Şu değil. Ne istemiş? Bir sigara istemiştik galiba. Ha. Tamam bu kalsın sıkıntı yok. Şurası. Tamam yine dolmadı. Sıkıntı değil. Alkol olarak da tamamız. Aslında dur bir dakika devam et. Tamam bu kız buraya baksın sıkıntı yok. Şunu al böyle. Getir. Tamam. Bir 2000 lira daha alırız, yükseltiriz buraları ya bir şey olmaz. Şimdi kalan son iki tane müşteri kalmış. Burayı tamamladıktan sonra bitiyor bunun değerli. Bunun 3 tane tekeri var. Benim bildiğim kadarıyla. Şu tekeri yap. Arkadaşlar şey için de gerçekten özür dilerim. Çünkü ben kulaklık takmışım oyun oynuyorum. Kardeşim bas bas beni bana bağırıyor. Bana çağırıyor. Beni çağırıyor. Daha doğrusu bir türlü konuşamadım. Ya bu şeyin yorgunluğu var bende. Biraz stresi de var. Yol gideceğim ya. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Yola giderken bile hani en azından birkaç gün yokum. Onun videolarını paylaşmaya çalışıyorum. Onları hazırlamaya çalışıyorum. Hani ondan dolayı biraz stresliyim. Yetişmeyecek korkusu var bende. Hani bir şeyden değil de. Tamam bu da var. Bunu da alalım. Bir tane daha var. Lastik sipariş etmemiz lazım. Nerede lastik var başka? Ya şuymuş tamam. Tamam. Şimdi. Sonra şuraya gel. Şu yerdeki parçalara bak ya. Şimdi başka ne var? Bacım başka ne var? Bir dakika bakalım. Ben arabanın bir de bir tane aynası kırık. Tamam aynasını alalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu aynasını değiştir diyorsun. Şimdi. 30, 60, 90. Hadi o da 20 dolar olsa. Hadi, hadi, hadi. Tamam. 5 dolar kar veriyor. Bak mesela bu çok iyi. Şimdi arkadaşlar. 2000 lira kredi çekelim. Ya bacım senin paranı ne vereyim sana. Şimdi dur. Hatta 2000 lirayı şimdi çekmeyelim. Burada eksik bir şeyler var mı? Yok. Dolabımız da fullenmiş arkadaşlar. Burayı biraz genişletiriz olmadı. Daha iyi olur. Şimdi. Ha yakıt isteyelim diyeceğim de yakıta da gerek yok. Bunları boyayalım diyeceğim. O da olmaz. Bir tane müşteri buraya geldi mi ya? Gelse de bu işte bitirsek. Ne yapabiliriz şimdilik? Şu müşteri mi geliyor acaba?
Dur abi, belki sen şuraya geliyorsun. Yo, sen gidiyorsun direkt, tamam. Burada kimse var mı? Yok. Ben buraları bir boyayayım ya. Böyle olmayacak. Beyaz olsun ya. Yapacak bir şey yok. Buraları boyayalım. Kız şeye koşuyordu. Tamirhaneye şey gelmiş, tam tamirhaneye koşacağız şimdi. Dur bir dakika. Polis memuru gelmiş. Şunu da verelim. Tamirhane zaten işimiz bitiyor ve hemen yükseltmeye giriyoruz. Şunu da alalım. Yükseltmeye girersek en azından gece gündüz çalışacak bir işçi alırız. Hani o da iyi olur. Tamam. Şimdi tamirhane için de malzeme almamız lazım. O da var. İki teker, bir de çizik şeyi. Malzeme isteyelim ya buradan. Dur. Teslimat parçalar. Lastik. 11 tane istedik de 550 dolar falan yapıyor. Zaten bundan zaten hiç yoktu. Lastik alalım. Şimdi. Tamam. Başka ne vardı? Çizik, bir çiziği alalım böyle. Oy, nasıl çizmiş ya, nasıl satayım? Çocuk çocuklar var ya, bunlar böyle bir çiziyor var ya. Tamam. Şimdi şundan iki tane lazım. Şunlardan da az kaldı da alırız olmadı ya bir dahakine. Tamam. Bir tane daha alalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bundan bayağı almamız lazım. Bunlardan hiç kalmadı. Bakacağız, duruma göre alacağız. Görev tamamlandı diyor. Şimdi 4. seviyeye yükseltebiliriz burayı. Tamam. Bir dakika. Malzemeyi içeriye almamız lazım. Yükseltmeler diyor. Tamam. 1500 dolarmış. Bir şey değilmiş. Tamam. Onu yaparız olmadı. Bitti mi? Ha, tamam. Bittiyse gidiyor zaten. Şimdi buranın ışığı niye yetersiz ya? Şimdi kredi bölümüne gel, hizmetler. Kredi talebinde bulun, 2000 lira. Tamam, yükseltmelere gel. 1500 dolara bunu aç. Depo 4. seviye oldu. Şimdi güzel. Baya baya iyi oldu yani. Şimdi bakalım içeriye bir girelim. Ne kadar büyümüş olabilir ki yani, fazla diyelim. Ha, burası yine genişlemiş. Oğlum niye burayı genişletiyorsun? Sen buradan böyle niye almıyorsun ya? Allah Allah. Dur bir dakika. Dur bir dakika, şunu al şöyle. Şunu. Dur bir dakika, bunu koyla çeviriyormuşuz. Bir dakika. Tamam, bir dakika şöyle gel. Tamam. Şimdi yerleştir. Tamam. Çiçek reyonu da tamam. Kirlilik olarak muazzam kirliyiz.
Burada ha dayı bizi arıyor. Dur geliyorum dayıcığım. Şimdi dayım beni niye arıyor yine ya? Açıkça söyleyeceğim yardıma ihtiyacım var. Neyse bunun için seni sonra arayacağım ve bir de fırtına bittiğinde kum yağmurunu temizle. Aksi takdirde bazı sorunlar neden olabilir. Ha tamam. Yani etrafta kum olacağım, fazla kum toplamamız lazımmış. Tamam. Buraya doğru mu geliyor? Neyse tamam. Ya it herif ne çizmiş buraya, çakal ya. Buyurun. Biraz para alalım. O 3 dolar. Oha. Bununla bu kadar veriyorlar mıydı ya? Aa, kum yağmuru buraya da geliyormuş. Kum yağmurundan sonra burayı da temizlememiz lazım. Baya baya kirleniyor. Dur bir dakika. Of. Baya baya kirlendi lan burası. Bekle. Bir 46 dolara. Güzel. Tamam. Böyle ne görev tamamlandı yine. Başarı kilidi açıldı. Ha toz yağmuruna söyle oldu. Şimdi toz yağmuru bitti herhalde. Şimdi toz yağmuru bittiyse buraları bir toplayalım. Kirlerini top. Toz yağmuruyla ilgili bir şey yok ki burada şimdi. Dur. Dörler. Neyi temizleyeceğim ya? Bana temizle dedi de neyi temizleyebilirim ki? En fazla içeriği temizleriz. Ne olacak başka? Toz yağmuru ne yapmış olabilir ki buralara? Bir bakayım. Bir şey var mı buralarda? Yok bunları kaldıramıyorsam. Yani ben burayı neresi temizleyeceğim ki? Abi sen bir dur. Ben işçi alacağım da. O gelsin buralar yapsın. Dur bir. Başka da bir şey yok pek fazla aslında. Abi yardım lazım mı? Gidip ne yapacağım? Bir yerinden mi tutacaksın? Yusufçum ne yapmayı düşünüyorsun? Dur. Bitti. Şunu bir alayım abicim. Yalnızın altından bir alayım böyle. Ben niye buraya geldim ya? Dur bir dakika karıştırdım dur. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Gaz istasyonunda çok iyi gidiyoruz. Yakıtımız az kalmış aslında. Yakıt. Ne oldu? Nasıl satayım ya? Tamam. Burada bir şey vardır. Yükseltmelere gel diyor. Ya şimdi bir dakika bu değil de. Şimdi biz araç yıkamaya da mı gireceğiz? Gerek yok şimdi dur. Yıkamaya gerek yok da dur. Araç yıkama değil de atölye akü değiştirme. Ya şey gelecekti ya.
Burası değil ya, yönetim kısmında mıydı? Yok, yönetim kısmında değil, dur. Geri dön. Bir dakika, şey kısmındaydı ya. Yine aynı yere girdim, bekle. Envanter de değil. Özellik. Diğer, ha, diğerindeymiş, dur. Bunu geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Nasıl ya? Buralar değil ya. Ben şey istiyordum, bir dakika. 500 dolar diyor da 500 dolar değil ya. O yüzden zaten kurulmuş. Bu da değil. Ya ben işçi kısmında şey yapmıştım. Eleman kısmına girelim. Hah, buradaymış. Romork. 500 doları zaten al. Tamam. Şimdi bir işçi daha aldık artık. Ben bunu istiyordum işte. Bir işçi daha alıyoruz kirala. Ha, burada şey mesela yakıt doldurmada 3. Temizlik. Ha bak, onların da bu iyi. Abi bu hepsinde iyi ya, bunu alalım. Planla. Ara bu yeni aldığım nerede? Ha burada. Gün gece çalışacaksın sen. Ben şimdi senin yanına geliyorum. Dur. Şimdi. Onu yıkamayla şeye koyacağım, dur. Neredeydi lan bunlar eve? Burada bir yerde olması lazım, dur. Şurada. Ben şimdi gideyim onu göreyim. Gececi ondan satayım. Ne gün uyuması, dur. Bak. Sen zaten şeydin, dur. Sana gel. Gel konuşalım dostum. Şimdi bak. Senin birinci işin, birinci işin araç kat doluyor. İstasyon temizliği. Araç tamir et. İkinci işin. Ne oldu? Ne? Ya Yakup, çok acelem var mı? Ya of ya of ya of of ya of ya. Nasıl bir üst var senin üstün? Ne var senin üstün burada? Söyle, gel içeri. Ne üstün var? Beyaz üstüne mi olan koyuyorsun? Al. Acilen. Şimdi acilen var ya. Acilen. Birikimi alıp, yani iş yerine gidip o beklediğim limiti alıp burayı düzeltip bundan sonra buranın içine bir şey koymayacağım. Senin ikinci işin olsun. Bekle bir dakika, dur. Ben senin ikinci işini vereceğim. Sen git git. Gececi ol sen. Dur. Peki buraya bir kişi daha alabiliyor muyuz ya? Aslında bir kişi daha alabilsek çok iyi olur. Eleman bir kişi daha gelse en azından gece iki kişi çalışır. Gündüz de bir kişi çalışır. Ben de yetişmeye çalışırım. Bekle. Elemana gel. Römork. Tamam. Abi ben şimdi 3 tane işçi rahatlıkla alırım, tamam mı? Üçüncü işçiye bakalım kim olabilir. Kirala diyelim. Ya mecburen bunu alacağız. Tamam mı? Şimdi gideyim onunla da konuşayım, o da gececi olsun. Bu sadece geceleyin şey yapsın bize. Bu kızın baktığı yere o baksın. Kız zaten gündüzcü olsun, bir tane yeter bana. 3 tane işçimiz olsun şimdilik. Şimdilik 3 tane işçimiz var. Gel bakayım ablacığım. Maria. Gel kalk, hadi ayağa kalk. Sana 2 iş veriyorum. Kasayla ilgilen. Araç yakıt doldur. Tamam. Koş. Oğlum, senin gündüzünü ayarlama. Dur, gündüz değil, gece. Koş. Koş. Sen ne yapıyorsun lan amale? İçiyorsun durmadan ha. Hadi iç iç. Bir şey olmaz, iç. Koş. Koş. Hazır kasada kaç kişi var? 5 kişi var. Koş. Şimdi. Biz o adamı bir iştek verdik. O adam boş durdu, o zaman ne yapacak? Dur, şimdi bizim ready zamanımız geliyor aslında. 1000 lira toplarsam eğer, ara çıkamayı açarsam adamı ara çıkamaya da koyarım, biliyor musun? O da iyi olur aslında. Dur bir dakika, burayı hissetmelere gelirsek. Depoyu 3. seviye mi yapmışız? Yok, yapmamışız. Tamam, depoyu yükseltelim, sıkıntı yok. Depo kısmı yükseldi ya, bu bana yeter şimdi. Bir dakika, o adama bir iş daha vereceğiz, dur. Burada çalışıyor normalde, tamirhanede o. Teker doldur, bir dakika. Yerleştir hepsi, tamam, güzel. Sıkıntı var mı dostum? İkinci iş verelim sana. İstasyonu temizle diyor.
Lan yok, sen bu işi tek yap yeter bize. Sen sadece buradan maaşını çıkarırsın ya. Oto yıkamayı restore et. Restore et dediği burası herhalde ya. Dur bir dakika. Ha, restore ediyoruz, tamam. Anladım anladım. Onu yaparız aslında, hiç sorun yok. Dur. Restore ederiz, ne olacak? Ha, o su yıkamayı restore dedi yani, o su yıkamayı yenile. Daha biz açmadık ya 1000 liraya. Tamam anladım, sıkıntı yok, onu yaparız. Bekle bir dakika. Başka bir çöp var mı burada? Çöp var burada, dur bunu da alalım. Biraz hızlı yürüsene oğlum. Allah Allah, sanki bedavaya çal. Ha, bu yeni kişi Amelia gelmiş. Ha, diğerler nereye gitti? Diğerlerin parasını vermedik biz. Dur. 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 Sen paranı vermedin, şimdi ben verdim, tamam. Dur. Diğerlerin parasını ödeyelim bir dakika. Eleman. Ödenmemiş, ödenmemiş, ödenmemiş olmasın. Hepsi ödenmemiş olsun. Bunu gece çalıştırmaya koymuşuz biz sadece, tamam. O gececi tamirhanede şimdi işçi var mı? Biri gelmiş, şimdi yeni geldi bu da. Tamam. Teslimat. Bu çizik hiç yok. Tamam. Yapacak bir şey yok, onu isteyecektik mecbur. Dur bir dakika. Şimdi bir teker ve de yağ varmış, tamam, yağını değiştireceğiz. Şimdi bir dakika, bir teker alalım. Bir dakika, gel böyle, gel şöyle. Tamam. Şimdi. Şu yap sanki yarımdı. Bekle. Nerede o? Bak işte, yağın yarımı falan yok. Hepsini boşaltman lazım bir sefer. Yani hepsi bunu kullanıyorsun. Gidiyor. Bak. He, fazla koyduğum için hareket yaptı bir de, bak bak. Lan budur bu. Bizim işimiz bu. İşinize gelirse. Sonra bir tane daha açabilsek, yakıtçı var ya, güzel olurdu. 500 dolar falansa açarız aslında. Ya da 1000 dolar da açabiliriz. Niye, ne olmuş ki? Açabiliriz aslında. Ha, yakıt kalmamış. Aa. Yakıt kalmadı. Yakıt, yakıt, yakıt isteyelim, yakıt. Yakıt, yakıt. Bir dakika, çekilir misin? Teslimat, yakıt tedariği. 200, 400 dolar diyor. Sipariş iptal et. Tamam. Oto yıkamayı restore et diyor. O da kapısına malzeme gelmiş. Bu şeyi yerine yapmamız lazım. Park alanı da yapmamız lazım. Çünkü müşteriler gittikçe çoğalıyor ya. O yüzden hiç boş durmamamız lazım biz. Mağara parçalarından getirmiş. Güzel. Git bakayım. Şimdi bak, adam çıkmadan kapatamıyormuş. Şimdi orayı onlar ayarlar ya, biz buraya yapalım. Hepsini yerleştir. Hepsini yerleştir. Tamam.
Güzel. Gel bakayım gel. İki teker sanki var sadece bakalım. Aynen iki teker var şu anlık. Şimdi şu teker değil, şuymuş pardon. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an yükseltimlerimiz çok iyi. Bakalım nasıl olacak. Sonra bir tane daha al böyle. Şöyle yapmam lazımmış koymak için her zaman. Aa istasyon yanına gelmiş. Yakıt gelmiş. Tamam. Geldim. Tamam. Bunu da alalım. Şunu da alalım. Tamam. Geldim, geldim, geldim. Bu da iyi, güzel. Bundan sonra başka başka çöp. Tamam. İstasyonu temizlemek güzel yani bana göre. O tekerle bir şey değil yani. Yorucu bir iş de değil. Oğlum şaka maka bir yana iyi büyüttük abi biz. Oto yıkama ne taraftaydı ki restore edeceğiz? Oto yıkama şu taraf mı acaba? Yani yavaş yavaş her yeri restore edeceğiz gibime geliyor. Bir dakika birleşti mi buralar? Şuralar. Aha şurada bir havalandırma var. Yani benim bildiğim oto yıkama tam öyle karşıda olabilir. Başka da en yakın nerede olabilir ki? Tamam. Sen ne istiyorsun ya? Al paranı. Çok konuşma yani. Bu da güzel. Ürünler yerleştirmiş böyle güzelce ne? Sigaralar. Ha, sigara hiç kalmamış. Bir dakika. Anana vredeni. Sigara hiç kalmamış. Ürünler bitiyor aslında. Baksana tükeniyor. Bir dahaki sadece 2500 dolara ürün sipariş edeceğiz. Bu sefer yeni raflar sipariş etmeyi düşünüyorum. Çünkü bu alkol rafı hiçbir şey yetmiyor. Şöyle böyle büyük bir alkol rafı sipariş etmeyi düşünüyorum. Aa bir dakika. Şunlardan biraz kalmış. Bunları da yerleştir. Oğlum 30 tane yerleştiriyorum. Bitiyor zaten. Buraya niye ben o kadar fazla aldım ki? Ben de bilmiyorum anasını satayım ya. Bizde ürün kalmış mı bunların ürünü? Yok hiçbir şey kalmamış. Yani ben burayı baya baya büyütmeyi düşünüyorum. İçecekleri ayrı, alkol yeri ayrı olsun, sigara yeri ayrı olsun. Sadece bir tane rafı da bile sigara rafı yapmayı düşünüyorum. Bakalım bir dahaki bölümde... Aha. Bunlara ben bakmayı düşünüyorum. Tamam gelsin. Gel. Aslan parçaları geldi. Bizim maymunlar ekibi geldi. Bizim kız bu tarafta mı? Tamam o uğraşsın gelin. Hadi hadi ürün alın gelin. Hoş geldin kanki. Yeşil uzaylılar. Oo, dur bir dakika dur bir dakika dur bir dakika. Abim abim pardon 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 pardon. Abi siz geldiğiniz gibi oldu buralar. Ne yaptınız? Çöp mü attınız? Ne yaptınız? Sıçtınız mı yoksa? Şurası da çok kirli. Farkındayım. Abi bizim kız ilgileniyor şu an. Bizim kız ilgilendiyse sabaha kadar çıkmaz o buradan. İyi güzel. Yarısı geldiği gibi de gidiyor bak. Kirli olduğu için herhalde de gittiler. Oğlum niye ürün almadan gittiniz lan? 5 kişi. Bunlar bir daha geldi var ya ben içeriye girip her tarafı düzeltmem lazım. En azından birkaç tane ürün aldı. Hiç almasalar ne yapacaktık? Yükseltmelere gel. Araç yıkama 1000 şey diyor. Akü değişimi 3. seviye orası da falan da var. Bunları yükselttiğimizde bunu da açabiliyoruz herhalde. Araç yıkama 2. seviye falan. Aa buradan sonra şurası da açılıyor. Şunlar bilmiyorum ne. Hani böyle bu oyun baya baya ileri gidecek. Baya baya güzel olacak. Şimdi 1000 lira toplamamız lazım. Elemanlara bakalım. Envanter. Park alanı falan da açabiliriz istesek şurayı. Ondan sonra tuvalet bir tane yetmiyor gerçekten. Sonra şurayı 1500 dolara açıyormuşuz.
Şurası zaten açık. Abi 1000 dolar toplamamız lazım sadece. 750 dolarımız var. Toplayalım. Aa. Pardon. Pardon, yanlış yaptım. Bak kızdı, duvara duvara vuruyor kendini. Abi 779 dolarımız. Ha dur, yakıt yerine gitsem 250 dolar direkt verir zaten. Şurası zaten çok iyi para veriyor. Umarım iyi iş yapacağız. Tamam, 3 teker var şu an. 3 adet tekerimiz var. Gel abicim gel. Hemen tekerleri değiştir. Sonra şu da vardı. Şunu da yerleştir. Tamam, bu da. Sonra şurada da bir tane varmış. Dur. Dur. Bu saat 5 oldu lan. Tamam, bu da iyi. Hah, 1000 dolarımız geldi. Ara çıkama yerini mi açıyoruz şimdi direkt? Ya inşallah otomatiktir burası diyeceğim de. Bir dakika bakalım. Oğlum bizim hiç şeyimiz kalmadı lan. Abi sen o kadar fazla istesen neden fazla veremiyoruz da. 100 dolarımız var şimdi. 167 dolar. Bu abi 12 dakika sonra şey yapıyormuş. Bir dakika, hemen yakıt istememiz lazım da. Yakıt tedariği burada. 200 dolar diyor. 200 dolar diyorsa 100 litre değil de litre falan yazamıyor muyuz? Yani yük geri çıkıp da iniyor hep. Şu an biz isteyemiyoruz. Tamam, şimdilik kalsın o zaman. Dur. Yakıt şu anlık kalsın. Botu yıkama nerede açıldı ki? Ha, şurada açılmış. Heh, bak birinci müşterimiz geldi. Buraya ben mi bakıyorum? Buraya bir şey mi bağlıyoruz biz? Ne yapıyoruz acaba? Dur. Ha. Bekle lan, bekle. Tamam. Böyleymiş. Böyle basacağız. He, tam güzel. Buraya da bir tane adam koymamız lazım. Bizim adamı koyacağız buraya da. Şuradaki nerede bizim? Burada. Kanki, senin ikinci işini veriyorum. Allah Allah, oraya ben mi bakayım sadece? Dur bir dakika. Allah Allah, oraya bakamıyorum şu an. Dur. Neyse, tamam. Sen öyle bir dur. Yakıt iste ya. Oy biraz zor. Oy biraz sıktı. Paradan dolayı biraz sıktı tabii de. Tamam. Ha, şimdi burayı nasıl yıkayacağız bakalım, dur. Yine abicim.
Doğru. Bir dakika. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Bunu yıkamayı öğreneceğim dur. Oğlum ben böyle geldim bak. Şimdi şöyle geldim. Dur. Beklemede. Oğlum. Kafa mı hoş senin lan? Su basıcıda bir sorun var. Ha, buradaki kondisyon girişini bul. Buradalık neresi oluyor? Burası mı oluyor? Burası oluyor buradalık. Şurası. Buldum buldum. Ben diyorum suyun iyi geldim. Anana uğradın. Bu nasıl? Öyle mi gideceğim acaba? Ne iyi var şimdi burada? Oğlum. Şurada bir şey var. Mecbur buradan gideceğiz. Oy pislik. Bu yol bir yere çıkmadı. Bu yol tıkalı yani. Bizi hiçbir yere çıkarmadı şu an. Daha da gitmiyor. Burası boş yol. Geri çık o zaman abicim. Yanlış yoldan geldik. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Şimdi bak şöyle gideceğiz, sağdan gideceğiz. Abi keşfettik bir şey yoktu ki. Bu bir şey var ama ne var? Bulamıyorum. Buradan gitmem lazımmış normalde, tamam mı? Bak burada bir şey var kesin. Allah Allah. Ha kapı bu kapıymış. Dur. Kilidi falan bulacağız tamam. Kilit nerede olabilir bak. İyice etrafa bakarsa belki kilit bulabiliriz. Buna bastım da. Belki kapıyı mapıyı açtı dur. Ha açtı. Tamam. Ne oluyor lan? Uy pis su. Tamam geç. Geç geç. Ananı avradı. Yok daha neler. La la la. Şimdi sağ mı sol mu? Şuraya bakalım, sağa bakalım. Yol yok, sola bakalım. Oğlum nasıl bir oyun yapmışlar lan? Ne?
Böyle şunları mı alacağım, ne yapacağım ben? Ha, timsah aç diyor bana, tamam. Ha, besliyoruz. Yapacak bir şey yok, besleyeceğiz mecbur, ne yapacağız? Tamam. Şu ikisini de almam lazım. Bitiyor. Dur. Yüzeye geri dönmenin bir yolunu bul. Yüzeye dönmenin bir yolunu bul diyor. Bir defa. Geri dönemez miyiz? Geri dönebiliriz de. Yol çok uzun olabilir. Bir dakika ya. Şurada bir yol var, dur. Bekle. Şimdi şöyle gel. Abi yok, oradan çıkamayız. Hah. Şu. Oha. Vay anana uğradığını. Oğlum. Tamam, her neyse. Tamam. Arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Evet, ya şunu al. Arkadaşlar, belki de Can Sıfır'ın 10. bölümün sonuna geldik. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Biraz normalde yarım saatte bitiriyordum. 13 dakika sonra da gaz şeyi çıktı mesela. Gaz dediğim şeyle alıştı. Yakıt yeri çıktı, onu yeni ayarlamamız lazımdı. O yüzden biraz sorun oldu. Yoksa yarım saatte bitiriyordum. Kusura bakmayın yine. Arkadaşlar, seyredeceğim. Kanalıma basmayı, abone olmayı, yeri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sakın ve sakın unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.